Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bu yayınımızda 11. sınıf biyolojik kazanım karma testlerinden 8. test olan sindirim sistemi testini çözeceğiz. İlk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki şekilde karaciğer ile bağlantılı bazı damarlar numaralar ile gösterilmiştir. Numaralı damarlar ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Öncelikle burada bir numarayla gösterilen karaciğer toplar damarı veya karaciğer üstü toplar damarı, iki numarayla gösterilen kalpten gelen içerisinde temiz kan taşıyan, oksijen yönüyle zengin olan karaciğer atar damarı, üç numarayla gösterilen ise sindirim kanalından gelen, burada ince bağırsak görülüyor, kapı toplar damarıdır. Tabii ki arkadaşlar 1 ve 3 numaralı damarlar toplar damardır. Oksijen yönüyle fakir, karbondioksit yönüyle şimdi birinci öncüle bakıyoruz. Tokluk durumunda 3 nolu damardaki glikoz miktarı 1 ve 2 nolu damardan fazladır diyor. Tokluk durumunda yani sindirim olmuş, emilim gerçekleşmiş, emilen monomerler, vitaminler, mineraller, bunlar tabii bir kısmı lenf yoluyla veriliyor, ilgili kısma gönderiliyor. Şimdi bu sindirimin bağırsaktan karaciğere, tabii arkadaşlar sadece bağırsaktan da aynı zamanda mideden de, pankreastan da, dalaktan da, kapı toplar damarına kan geliyor. Yani buradan karaciğere gönderiliyor. Şimdi sindirim sonrasında emilenler buradan geçiyor bir kısmı. İşte o geçenler içerisinde glikoz da var tabii ki. Ve bu sindirim sonrasında, emil sonrasında buradaki glikoz miktarı yani tokluk sonrasında çok fazladır. Dolayısıyla yani şu birden ikiden daha fazladır diyebiliriz. İkinci olarak ikinci damardaki oksijen miktarı 1 ve 3 nol damardan fazladır diyor. Evet, bu da doğrudur. Çünkü 2 numaralı damar bir atar damardır. Oksijen yönüyle zengin kan taşıyor. Dolayısıyla değerler toplar damar olduğu için bunda ki oksijen miktarı daha fazla diyebiliriz. Bu da doğrudur. Açlık durumunda bir nolu damardaki glikoz miktarı 2 ve 3 nolu damarlardan yüksektir diyor. Evet, açlık durumunda şimdi tok iken 3 numarada fazlaydı kapı toplar damarında. Buradan getirilen besinler, biz burada glikozdan bahsediyoruz özellikle. Burada bırakılıyor. Fazlası burada glikojen halinde depolanıyor. Açlık durumunda ise vücudumuz tabii vücuda besin gelmediği için ne olacak? Ama şekere ihtiyacımız var. Kan şekerimiz düştü. İşte bu durumda hemen karaciğerdeki glikojenler glikoza çevriliyor. Adrenalin vasıtasıyla biliyorsunuz. Ondan sonra glukagonla da kandaki şeker miktarı yükseltiliyor. Yani karaciğerdeki glikozlar bir numaralı damara veriliyor. Dolayısıyla açlık durumunda buradaki glikoz diğerlerinden daha fazladır diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soruda aşağıdaki şekilde X organının şekil ve kısımları gösterilmiştir. Aşağıdakilerin hangisi bu organın yaptığı görevlerden biri değildir? Görmüş olduğunuz gibi bu bir kalın bağırsak. İnce bağırsağın bittiği, kalın bağırsağın başladığı yer şurası. Kör bağırsak dediğimiz kısım. Burada arkadaşlar şu gösterdiği kısım apandis. Ondan sonra yukarı doğru çıkıyor. Bakın çıkan kolon, yatay kolon ve düşey aşağı doğru iniyor. En son da gördüğünüz gibi rektumla rektum yani bağırsak kısmı ve en son açıklıkta anüste sonlanıyor. Şimdi bu kalın bağırsakta daha önceki test çözümlerinde bununla ilgili soru gelmişti. Kalın bağırsağın göreviyle alakalı. B ve K vitaminleri ile suyun geri emilimi sağlanır. Biliyorsunuz B ve K vitamini üreten bakteriler vardır burada. Dolayısıyla burada üretilen bu vitaminler tabii ki burada da aynı zamanda emilecektir. Suyun da yine geri emilimi gerçekleşiyor. Burada sindirim olmadığını daha önceden söylemiştik. Dolayısıyla arkadaşlar bu nedir? Kalın bağırsağın görevlerinden, yaptığı işlerden diyebiliriz. Evet, mutualist bakteriler için yaşam alanı oluşturur. Yani sonuçta evet, bizimle beraber yaşayan bakteriler vardır. Bunlar için bir
yaşam alanı oluşturur diyebiliriz. Tabii kalın bağırsak florasında, ince bağırsakta, yani vücudumuzda pek çok farklı yerlerde, bağırsağın dışında da bizimle beraber yaşayan mikroorganizmalar vardır. Bunlar için bir yaşam alanı oluşturur. Bazıları belki parazitleri zarardır, patojen olabilir ama faydalı olanlar da vardır. Bu B ve karotenoid sentezleyen bakteriler gibi. Evet, sodyum, klor ve potasyum gibi elektrolitlerin emilimini sağlar. Evet arkadaşlar, kalın bağırsakta bu olaylar gerçekleşiyor, görebilir. Sindirim sonucu oluşmuş monomerlerin geri emilimini gerçekleştirir diyor. Arkadaşlar, monomerlerin emiliminin çoğu biliyorsunuz ince bağırsakta tamamlanmıştır. Yani burada da belki tek tük kalabilir ama kalın bağırsağın esas görevi bu değildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği diyoruz. E'de de sindirilmemiş atık maddeleri vücuttan uzaklaştırır. Evet, karaciğerimiz sindirim atıklarının geçici olarak depo edildiği bir yer diyebiliriz. Evet, üçüncü soruya geçiyoruz. Aşağıda verilen hormonlardan hangisi sindirim sisteminde görevli organlar tarafından üretilemez? Şimdi sindirim sistemi tarafından görevli organlar dediği. Burada arkadaşlar baktığımız zaman insülin, biliyorsunuz insülin ve glukagon pankreasta üretiliyor. Dolayısıyla pankreas zaten sindirime yardımcı organlardan bir tanesidir. Burada üretildiği için bunlar da üretim oluyor sindirimle alakalı. Ondan sonra enterogastrin, sekretin, ondan sonra kolesistokinin gibi hormonlar da arkadaşlar. Bunlar da ince bağırsaktan üretilen hormonlardır. İnce bağırsağın salgısıdır. Mide zaten biliyorsunuz gastrin üretiyor. Dolayısıyla arkadaşlar gastrin sindirim sistemi, yani mideyle alakalı olduğu için tabii ki doğrudan görevlidir. Ondan sonra kalsitonine gelince arkadaşlar kalsitonin bildiğiniz gibi tiroid bezinden üretilen bir hormondur. Dolayısıyla tiroid bezinde zaten sindirimle sindirim sistemi gibi görevli olan bir yapı olmadığından dolayı cevabımız ne olacaktır? E seçeneği olacaktır. Dördüncü soruya geçiyoruz. İnsanların hem ince bağırsak hem de kalın bağırsağında aşağıdaki besin maddelerinden hangisinin emilimi görülür? Şimdi burada arkadaşlar hatırlarsanız ikinci soruda da bahsetmiştik. B ve K vitamini kalın bağırsakta üretilen vitaminlerden. Haliyle orada üretiliyor, orada emiliyor. Tabii bunun dışında başka vitaminler de emilebilir. Ama bunlar arkadaşlar emilimin çoğunun biz ince bağırsakta olduğunu söylemiştik. Yani ince bağırsakta da kalın bağırsakta vitamin emilimi olur diyoruz. Diğerleri glikozdur, amino asittir, gliserol veya asit. Bunlar arkadaşlar çoğu nereden emiliyor? Tabii ki ince bağırsakta emiliyor. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru, yağların hidrolizi sonucu oluşan yağ asitleri ve gliserol ince bağırsak villuslarında emildikten sonra verilen yapılardan hangi sırayla geçerek kalbe ulaşır? Şimdi bu sorunun haricinde burada tabii birkaç kısmı göstermiş. Bu sindirim kanalında, yani ince bağırsakta emildikten sonra bağırsak epitel hücrelerine geçtikten sonra bu besinlerin bir kısmı lenf kılcallarıyla lenf sistemine, bir kısmı da nereye geçecektir? Normal kan damarları, kan kılcallarıyla dolaşım sistemine, yani kan dolaşımına verilecektir. İşte kapı toplar damarı, karaciğer, oradan altına toplar damarı, kalbin safına geçecek. Şimdi burada arkadaşlar buradaki sistem lenfle ilgilidir. Daha doğrusu yağ asitleri ve gliserol vermiş. Evet, yağların büyük çoğunluğu, yani hepsi değil, bazıları kan kılcalına da verilebiliyor. Ama çoğunluk itibariyle tabii ki lenf yoluyla aktarılıyor. Dolayısıyla burada da lenfoid kısımları görüyorsunuz. Şimdi buradaki sıralama şu olacak. Öncelikle yani bu sorudaki sıralamaya göre bu arkadaşlar öncelikle pekes arnacı, yani
lenf'ten emildikten sonra, lenfe bağırsaktan emildikten sonra bu lenf sistem içerisinde önemli bir kısım olan peke sarnıcına, peke sarnıcı, orada tabii öncesinde kilo sporları var, peke sarnıcı. Ondan sonra arkadaşlar peke sarnıcından sonra yukarı doğru çıkıyoruz. Göğüs lenf kanalına verilecek. Göğüs lenf kanalından sonra sol köprücük altı toplar damarına, oradan da bu toplar damarda bu üst tarafta olacak. İşte bu da üst ana toplar damarı, oradan da kalbin sağ kulakçığına dökülecek. Yani sıralama budur. Dolayısıyla bu sıralamaya göre cevabımız ne olacaktır? 2-1, 2-1, 3 ve 4 şeklinde, yani A seçeneği olacaktır. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum bu soruyla ilgili olarak. Şimdi burada tabii ince bağırsakta bağırsak epitel hücreleri tarafından yağ, sıt ve gliserol emiliyor. Ondan sonra bunlar tabii ince bağırsak yani epitel hücrelerine geçiyor. Burada arkadaşlar bu yağ, sıt ve gliseroller tekrar birleştiriliyor. Trigliserit yapılıyor. Ondan sonra bunlara bir takım ilaveler oluyor. İşte trigliserit, fosfolipitler, kolesterol ve albümin dediğimiz düşük molekül ağırlıklı bir proteinle kaplanıyor. Ve sonuçta böyle biraz beyaz görünümlü şilomikron oluşuyor. Bu suda çözünen bir molekül. Şilomikron. O da lenf kılcalına veriliyor. Lenf kılcallarından da nereye geçiyor? Peke sarnıcına geçiyor. Sorumuz da zaten sıralama bundan sonra başlıyor. Peke sarnıcına itibaren başlıyor diyebiliriz. Evet. Altıncı soruya geçiyoruz. Aşağıdaki şekilde villusun yapısı ve kısımları gösterilmiştir. Villusların yapısı ve görevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu ince bağırsakta bulunan villus, parmak şeklindeki çıkıntılar, şunlar burada görmüş olduğunuz hücrelerden oluşuyor. Bağırsak epitel hücreleri. Bu arkadaşlar hücrelerden bir tanesini büyüttüğümüzde o hücrenin de zarında bir takım katlanmalar vardır. Zardan oluşan, zar oluşumlar bir tanesi. Mikrovilluslar var. Tabi bunlar bağırsağın emilim yüzeyini çok çok arttırıyor. Villuslar ve mikrovilluslar arttırıyor. Şimdi bu villusların içerisinde gördüğünüz gibi kılcal kan damarları var ve lenf kılcalları var. Yani buradan emilenlerin bir kısmı kılcal kan damarına, bir kısmı da nereye veriliyor? Lenfe veriliyor. Bu arada tabi aynı zamanda sinirler de var. Sinir ağı. Şimdi burada bize neyi sormuştu? Yanlış olanı soruyor. Bakalım. Sindirim sonucu oluşan maddeler pasif ve aktif taşımayla epitel hücreleri tarafından emilir diyor. Şimdi arkadaşlar tabii ki sindirimde meydana gelen emilmesi gerekenler tabii çoktan azla, çok fazlaysa, çoktan aza geçti pasif taşıma. Ama tamamını alıyorsak eğer, tamamı alınıyorsa o zaman orada bir aktif taşıma vardır diyebiliriz tabii ki. Bu yapı sayesinde ince bağırsakta emilim yüzeyi artırılır demiştik zaten. Bu ve mikrovirüslerle sindirim enzimleri üreterek kimyasal sindirimi gerçekleştirir diyor. Arkadaşlar burada villustan bahsediyoruz. Villusun böyle bir özelliği yok. Yani villuslar daha ziyade emilimle alakalıdır. Dolayısıyla bu arkadaşlar ne oluyor? Yanlış olmuş oluyor. Yani cevabımız B seçeneği olacaktır. Diğerlerine bakacak olursak yağ asitleri, gliserol ve yağda eriyen vitaminlerin lenf kılcallarına geçmesini sağlar. Evet doğrudur. Amino asit ve karbonhidrat monomerleri emilerek kan kılcallarına taşınır. Evet, amino asit, karbonhidrat, işte BC vitaminleri bunlar arkadaşlar glikozdur. Kan kılcallarına veriliyor. Virüsün görevlerinden diyebiliriz. Evet. Yedinci soruya geçiyoruz. Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sindirim sonucunda açığa çıkan monomerlerin tamamının dolaşım sisteminde ortak olarak görüldüğü ilk yer aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada aslında diğer soruda da geçmişti.
sıralama sorusunda. Burada arkadaşlar PK sarnıcından sonra işte göğüs kanalı, göğüs kanalından sonra sol köprücük altı toplar damarı, sol köprücük altı, sağ köprücük altı, bunlar üst ana toplar damarla buluşuyor. Üst ana toplar damar da kalbin sağ kulakçığına dökülüyor. Dolayısıyla sağ kulakçığa dökülecektir ilk olarak diyoruz ve cevabımız D seçeneği diyoruz, geçiyoruz. 8. soruda aşağıdaki grafikte insan sindirim organlarında kimyasal sindirim yapılan bir besin maddesinin miktarındaki değişim gösterilmiştir. Buna göre bu besin maddesinin kimyasal sindiriminin gerçekleştiği zaman diliminde aşağıda verilen grafiklerdeki değişimlerden hangisi gerçekleşmez diyor sorumuz. Şimdi burada sindirilen besin görmüş olduğunuz gibi ağızda ve midede sindirimi olmamış. Yani miktarı değişmemiş ama ince bağırsakta çok çok azalmış. Buna benzer sorular daha önce gelmişti. Çözmüştük bunu. Bize burada neyi soruyordu? Hangi değişim gerçekleşmez diye soruyordu. Bir bakalım. A seçeneğinde kullanılan su miktarı. Şimdi kullanılan su miktarı da yani su tüketiliyor. Hidrolize yapılıyor çünkü azaltılıyor. Dolayısıyla kullanılan su miktarı artar diyebiliriz. Gliserol miktarı sonuçta arkadaşlar bu ince bağırsakta sadece ince bağırsakta sindirilen bir molekül besin maddesi. Bu tabi yağ olma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla gliserollerde yağlar parçalandığı için yağın monomerlerinden gliserol ve yağ ısı oluşacaktır tabii ki diyebiliriz. Geçiyoruz bunu. Serbest enzim miktarı. Bu serbest enzim miktarı da tabii ki sindirim kanalında bu hangi tabii besin olursa olsun onlar da başlangıçta fazla olan serbest enzim sut sıratıyla birleşince kompleks oluşturunca azalacak. Daha sonra işi bitince tekrar serbest enzim miktarı artacaktır. Dolayısıyla bu da gerçekleşir, doğrudur. Lipid miktarı, şimdi lipid miktarı tabii parçalandığı için yağlar azalacaktır. Yağ asidi miktarı, şimdi gliserol artıyorsa yağ asidi neden azalıyor? Bunun da artması gerekiyor. Kaldı ki yağ asidi biliyorsunuz 3 yağ asidi bir gliserol daha fazla olur. Dolayısıyla bu yanlış olacaktır. Yani cevabımız E seçeneği diyoruz. Evet, 9. soru. Şekilde verilen insan sindirim sistemine ait numaralı kısımlarla ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi söylenemez? Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 numara karaciğer, 2 numara mide, 3 pankreas, 4 kalın bağırsak, 5 ince bağırsak gösteriyor. 1'de üretilen safra salgısı 5 nolu organda iş görür diyor. 5 nolu organ ince bağırsak da iş görür mü? Evet, iş görür. 2 nolu organda başlayan protein sindirimi 4 nolu organda tamamlanır. Protein sindirimi 2'den başlar. Evet, midede başlıyor. Doğrudur. Sonuçta protein sindirimi, kimyasal sindirim tabii, burada başlıyor. 4 nolu organda tamamlanır diyor. Şimdi baş kısmı doğru ama 4 nolu organda tamamlanmaz. Burası kalın bağırsaktır. Kalın bağırsakta sindirimin olmadığını söylemiştik. Dolayısıyla ince bağırsakta tamamlanıyor. Bu yanlış olur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Onlar da doğruysa neden doğru? 3 nolu organda üretilen sindirim enzimleri 5 nolu organda kimyasal sindirimde kullanılır. 3 nolu organ pankreastır. Evet, pankreasta üretilen enzimler sonuçta ince bağırsakta kullanılıyor. D seçeneğine bakıyoruz. 4 nolu organda yaşayan bazı bakteriler B ve K vitaminleri üretirler mi? Evet, üretirler. Kalın bağırsak burası çünkü. E seçeneğinde 5 nolu organın salgıladığı hormonlar 1 ve 3 nolu organlardan salgı üretimini uyarır diyor. Şimdi burada arkadaşlar nedir? Tabii ki 5 nolu organımız yani ince bağırsaktan üretilen bazı hormonlar bir numara nedir? Karaciğer. Karaciğerde biliyorsunuz işte
sekretinin karaciğer uyarmak suretiyle oradan safranın safra kesesine gönderilmesine yardımcı oluyor. 3 numaralı kısımda da pankreastan üretilen hormonlar sonuçta arkadaşlar bunlar tabii ki nedir? 3 numaralı 5 numaralı organda yani buranın ürettiği hormonlar 3 numarada yani pankreasta etkili olur. Nasıl etkili olur? Şöyle etkili olur. Bu KSYK ve sekretin dediğimiz hormonlar sekretin bikarbonat çıkarılmasında bikarbonatı salgılaması için pankreas uyarı KSYK'da yani kolestokinin de ne yapar? Pankreası enzimlerini salgılaması için uyarır. Dolayısıyla arkadaşlar bu da doğrudur diyoruz. 9. soruyu geçiyoruz. 10. soruda aşağıdakilerin hangisi insanlarda tükürük sıvısının görevlerinden değildir diyor. Besinleri kayganlaştırır ve yumuşatır. Evet arkadaşlar, tükürüğün görevi. Burada da çok enteresan tükürük sıvısı. Şimdi biliyorsunuz kulak altında, dil altında, ondan sonra işte çene altı arkadaşlar. Buralarda birer çift tükürük bezleri var. Şimdi buradan üretilen tükürüklerin de aslında bileşenleri aynı değil. Evet tükürük sıvısı ama yani kimisi besinleri bir arada tutma, yapıştırma, kimisi işte kayganlaştırma gibi bir takım özellikleri var. Ama sonuçta aşağı yukarı aynı işleri yapıyor diyebiliriz. Evet. B seçeneğine bakıyoruz. Ağız içinin nemli kalmasını evet tükürük sıvısı salgısı tükürük bu görevi, bu özelliği vardır. Lizozim enzimlerinden dolayı antiseptik özelliği vardır. Arkadaşlar bu lizozim biliyorsunuz göz yaşında bulunan enzimlerden enzim antiseptik özelliği sahip, tükürükte de aynı özelliği sahiptir tabii ki diyebiliriz. İçerindeki enzimle pişmiş mişastanın kimyasal sindirimini başlatır mı? Evet başlatır. Bileşimdeki hormonlar ile kimyasal sindirimi başlatır. Arkadaşlar tükürük sıvısında bildiğimiz kadarıyla hormon yok. Evet. Yani cevabımız ne olacak? E seçeneği olacaktır. Evet 11. ve son sorumuza geçiyoruz. Besinlerle alınan aşağıdaki maddelerden hangisi kimyasal değişime uğramadan ince bağırsaktan kana emilir diyor. Şimdi arkadaşlar burada kimyasal değişime uğramaması. Yani bir DNA biliyorsunuz DNA'z, RNA'zlarla pankreastan gelen enzimlerle parçalanıyor. Ondan sonra RNA keza öyle. Laktoz da laktaz yardımıyla ince bağırsaktan üretilen bir enzimle arkadaşlar parçalanıyor. Ondan sonra nişasta da gerek pankreastan gerekse sindirim ağızdan gelen enzimle parçalanıyor. Şimdi minerallerin sindirilme gibi bir özelliği yok biliyorsunuz. Mineraller direkt olarak emilebiliyor. Yani herhangi bir kimyasal değişime uğramıyor. Bu neyse cevabımız D seçeneği diyoruz. Evet arkadaşlar bir başka test çözümünde buluşmak üzere. Hepiniz hoşçakalın.